akşamlar değerli izleyenler. Asli bir haber merkezinin hazırladığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Koronavirüs sebebiyle 4 aydır yapılamayan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başladı. Çalışmalarını iki buçuk aydır İstanbul'dan yürüten Erdoğan bu süreçte video konferans yöntemiyle pek çok toplantıya katıldı. Ancak 2 ayda bir toplanması gereken MGK toplantıları bu sürede yapılmadı. Son toplantısını 30 Ocak'ta yapan MGK 4 aylık sürenin ardından bugün ilk kez bir raya geldi Ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alınacağı MGK'nın ana gündemini Libya ve Suriye'deki gelişmeler oluşturuyor. Koronavirüs salgınının dünyaya ve Türkiye'ye etkileriyle aşı ve ilaç çalışmaları başta olmak üzere COVID-19'da MGK'nın gündeminde önemli bir başlık olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları, FETÖ'yle mücadeledeki son notlar da kurulda değerlendirilecek diğer konular arasında Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin güncel koronavirüs rakamlarını paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybederken 827 yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı 4563'e yükselirken 974 COVID-19 hastası da iyileşti. Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosunun güncel verilerine göre 31.525 test yapıldı, 827 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta hayatını kaybetti, 974 hasta ise iyileşti toplam test sayısı 2 milyon 70 vaka sayısı 164.769, can kaybı 4563 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 651, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 283, iyileşen hasta sayısı 128 bin oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son verileri ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı. İyileşen toplam hasta sayımız 130 bin'e yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunun desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler el hijyenine özene, maske artı sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske uyarısı geldi. Bakan Koca yüzümüzü, gülüşümüzü kapasa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske kullanımının önemine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Zor daha kontrol etmek istiyoruz. Bakan koca paylaşımında maske takmak kime yakışır, koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim değerlendirmesini yaptı. Koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine 16 Nisan'da ara verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün faaliyetlerine başladı. Genel kurul koltuklar arasında sosyal mesafe bırakılacak şekilde düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Bilgiç yeni tip koronavirüs sonrasında yeni normale dönüşle birlikte meclisin yoğun çalışmalarına bugün başladığını belirtti. 16 Nisan'da verilen aranın ardından yeniden bugün açılan mecliste yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda genel kurul salonunda bulunan milletvekilleri, meclis çalışanları ve gazeteciler maske taktı. Milletvekilleri sıraları sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakarak düzenlenirken milletvekilleri yerlerinden ve kürsüden maskelerini çıkarmadan konuştu. Yerli otomobil projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek olan fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli çet raporunun olumlu olduğu belirtildi. Türkiye'nin otomobili girişim grubu tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretimi yapılacak olan Türkiye'nin otomobilinin fabrika projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevresel etki değerlendirmesi raporu olumlu şekilde tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda elektrikli otomobil üretim tesisi hakkında çet yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince bakanlığımızca çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı verilmiştir ifadesine yer verildi. Yapılan açıklamaya göre yılda 175 bin adet üretim kapasitesiyle kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs toplam 22 milyar lira yatırımlı hayata geçirilecek. Önümüzdeki 5 senede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aile alanların raporlarının ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacağını belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların rapor sürelerinin bitmesi durumunda mağduriyet yaşanmaması için mevcut raporların ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildiren Selçuk şunları kaydetti. Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar süreli engelli sağlık kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporları yenileme zorunluluğunu daha önce Haziran ayı başına kadar ertelediğimizi duyurmuştuk. 1 Ocak 2020 ve sonrasında rapor süresi dolan engellilerimizin ikinci bir duyuruya kadar rapor yenilemek amacıyla hastanelere yönlendirilmemeleri ve hizmetleri mevcut raporlarıyla devam ettirilmesi kararını aldık. Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına hamile personelin idari iznine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi. Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izini sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür dün vatandaşların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni finansman paketinin hayata geçirileceğini duyurmuştuk bültenimizde. O dev kredi kampanyasına iki banka daha eklendi. İşte detaylar. Kamu katılım finans kuruluşlarınca yerli üretimi özel taşıt finansmanı kapsamında yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan 0 kilometre binek araç veya ticari araç satın alacakları aylık yüzde 0,49-0,69 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak. Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, ve eşya, ev boya, seramik, kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörü firmalarıyla anlaşmalar yapılacak ve 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade aylık %0,55 finansman oranıyla asgari 3 bin lira, azami 30 bin lira finansman imkanı sunulacak. Kamu katılım finans kuruluşlarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeyle finansman imkanı sunulacak. Öte yandan dün kamu bankalarından da ekonomiyi hareketlendirecek bir hamle gelmişti. Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla hazırlanan paketi dün 3 banka ortak duyurdu. Tarihi imkanlar sunan pakette konut, taşıt, sosyal hayata destek ve tatil kredileri bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu katılım finansman kuruluşlarının dört yeni finansman paketini hayata geçirdiğini belirterek, konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman desteklerini milletimize hayırlı olsun dedi. Bütün dünya... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada dört yeni finansman paketine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. Kamu katılım finans kuruluşlarımız yeni süreçte hayatın canlanması adına dört yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, Mayıs ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pekcan, ihracatta kötü dönemlerin geride kaldığını ve toparlanmaya gidildiğini belirtti. Selamlıyorum efendim. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Mayıs ihracatının COVID-19 etkisiyle dış talep azalması ve resmi tatiller nedeniyle yıllık bazda düşmesine rağmen Nisan ayına göre %10,84 arttığını kaydetti. Twitter hesabından konu ilişkin paylaşımda bulunan Pekcan şunları kaydetti. Mayıs'ta ihracatımız COVID-19 etkisiyle dış talebin azalması resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019'daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen Nisan'a göre %10,84 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artışla %66,3'den %74,3'e yükseldi. Bununla beraber Mayıs'ta iş günü bazında ihracatımız Nisan'a göre %28,8 artışla 540,5 milyon dolara çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre koronavirüs salgını nedeniyle getirilen toplu taşımada %50 zorunluluğu kaldırıldı. Koronavirüs salgının davaka sayısındaki düşüşle bilim kurulunun talimatları doğrultusunda toplu ulaşım araçlarında daha önce belirlenen standartlar yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nca şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. <laughs> Şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kaldırıldı. Genelgeye göre minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmayacak. Bu araçlarda karşılıklı dörtlü koltukların ikisi kullanılmayacak. Yolcular yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturacak. Kararlara uymayan vatandaşlara um Umumi Hıfzı Sıha Kanunu gereğince idari para cezası verilecek ve bu kişiler hakkında aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddelerinden işlem yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı normalleşme sürecinde kreş, gündüz bakım evi ve özel okul öncesi kurumlara ilişkin yeni kararlarını açıkladı. Bu kurumlara yeterli talep olması halinde 19 Haziran Cuma gününe kadar hizmet sunabilecekleri belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı salgın süresince normalleşmeye geçişiyle birlikte kreş, gündüz bakım evi ve okul öncesi kurumların ardından resmi okul öncesi kurumlarında yeterli talip olması halinde 19 Haziran cuma gününe kadar hizmet sunabileceğini bildirdi. Bakanlar resmi yazıyla illere bildirdiği yeni karara göre, ailelerin taleplerini karşılayabilmek için velilerin isteği yeteri kadar müracaat olması ve il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun görmesi durumunda özellikle anne babası çalışan çocukları için resmi okul öncesi eğitim kurumları da 19 Haziran Cuma gününe kadar hizmet sunabilecek. Evet. Açılacak okul öncesi kurumlarda tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile belirlenen diğer kurallara titizlikle uyulacak. Hangi anaokulu ve ana sınıfların açık olacağına, veli talebi ve okulun imkanları doğrultusunda il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri karar verecek. Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlıyor. İlk etapta 16 Avrupa şehrinden 14 noktaya uçuş olacak. Türk Hava Yolları'nın yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu. Türk Hava Yolları salgın sürecinde durdurulan uçuşlar 18 Haziran'da başlıyor. İlk etapta 16 Avrupa şehrinden 14 nokta uçuş olacak. Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Basel'den Gaziantep'e Frankfurt'tan Elazığ'a. 18 Haziran itibariyle Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak. Misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız. ABD'deki Floyd gösterileri 7. gününde. New York'taki gösterilerde gece saatlerinde birçok mağaza yağmalanırken kentte yarın gecede sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Yarın için ülke genelinde en az 40 kentte pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. <laughs> ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerin yoğunluğu 7. gününde kısmen azalırken bazı büyük kentlerdeki protestolarda polisle göstericiler arasında şiddet olayları yaşandı. <laughs> Floyd'un ölümünün üzerinden bir hafta geçerken ABD genelinde hafta sonu dozu artan gösteriler pazartesi günü hız kesmeye başladı. Polisle ulusal muhafızların birkaç gündür kontrolü sağladığı protestoların sıfır noktası olan Minneapolis kentinde kayda değer olay yaşanmazken Floyd için anma etkinliklere devam etti. Öte yandan ABD'nin en kalabalık kentini New York'taki olaylarsa gece sokağa çıkma yasağının başladığı 23'e kadar devam etti. Öğle saatlerinde barışçıl şekilde başlayan gösterilerde akşam saatlerinde tansiyon yükseldi. Farklı noktalarda karşı karşıya geldikleri göstericilere polis yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Amerikan medyasının derlediği haberlere göre, Floyd protestolarında 7. gün geride kalırken ülke genelinde en az 40 kentte pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağının uygulandığı bildirildi. 46 yaşındaki George Floyd geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca nefes alamıyorum diye yalvarmıştı. Floyd'un olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki bu şiddet olaylarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdi duyurdu. The Obama he... ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde ülkede siyasi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesine karşı başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemizin kanunlarını korumak için bir yemin ettim. George Floyd'un gaddarca öldürülmesinden haklı olarak rahatsız olan Amerikan halkı için bu sözümü tutacağım. Yönetimim Floyd ve ailesi için adaletin yerini bulması sözünü yerine getirecektir. O bir hiç uğruna ölmedi. Olaylara karşı başarı kazanacağını ve bu konuda yeni adımlar attıklarını duyuran Trump, mevcut tüm federal sivil ve askeri kaynakları yağmaları, yakıp yıkmaları bitirmek ve kanunlara uyan Amerikan halkının haklarını korumak için seferber ediyorum ifadesini kullandı. Güvenlik güçleri FETÖ'ye yönelik 35 ilde operasyon düzenledi. 118 gözaltı kararı bulunan operasyonda 72 kişi yakalandı. Güvenlik güçleri FETÖ'ye yönelik operasyonlarına devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan FETÖ üyelerinin beyanları ve sabit hat analizleri sonucunda mahrem yapı içerisinde bulundukları tespit edilen 24'ün muvazzaf 42 şüpheliyle mahrem yapılanma içinde sivil yöneticilerle Büfe atlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen 74'ü muvazzaf, 2 sivil 76 şüpheli olmak üzere toplam 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 35 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 72 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu şüphelilerden 52'si polis, 20'si ise jandarma gözetiminde bulunuyor. Doğum yapan ablasının yanına gitmek için taksiye binen Fas uyruklu genç kadın 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı. Bugün aracın içerisinde kadına tokat atan taksici dışarıda da yere yatırıp boğazını sıktı kadının. O görüntülerse İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda saniye saniye kameralara yansıdı. kadına yumruk atan taksici dışarıda da kadını yere yatırarak boğazına sıktı İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan dehşet verici olayın görüntüleri ortaya çıktı. Kocaeli'de çocuk bakıcılığı yapan fas uyruklu kadın doğum yapan ablasını görmek için İstanbul'a geldi. Taksim'de bir otele yerleşen kadın olay günü otelden çıkarak seyir halinde olan taksiyi durdurarak bindi. Kadının Kasımpaşa'ya doğru gitmek istediğini söylemesi üzerine taksici yola koyuldu. Bir süre sonra yoğun trafikte kalan taksici sinirlenerek kadına söylenmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici adına elini kaldırarak tokat attı. Şaşkına dönen kadın ardından araçtan inerek uzaklaşmak istedi. Ancak taksici de 22 lira tutan ücreti almak için araçtan inerek kadının peşinden gitti. Kadının kendini korumak için çantayla vurması üzerine taksici genç kadını yere yatırarak boğazını sıktı. Taksici kadının cebinden çıkarttığı 30 lirayı alarak taksiyle kayıplara karıştı. Yaşananlarsa araç kamerasına saniye saniye yansıdı. İfadesi alınan ve işlemleri tamamlanan kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yolcu olarak bulunduğu otomobilin sürücüsünü önce öldürdü, ardından otomobili alarak kaçtı. Kayıplara karışan katil zanlısı her yerde aranıyor. Katil zanlısı öldürdüğü kişinin otomobilini alıp kaçtı. Olay öğle saatlerinde Bursa İzmir Otoyolu Dere Çavuş mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki araçta bulunan iki kişi tartışmaya başladı. Aracın sürücüsü olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Hayrullah Yılmaz otomobili kullandığı sırada yanında bulunan kişi tarafından silahla göğsünden vuruldu. Yaralı şekilde bir benzinlik istasyonuna otomobili süren Hayrullah Yılmaz yardım istemek için otomobilden indi sırada düşerek yere yığıldı. Bu sırada şüpheli silahla göğsünden vurduğu Yılmaz'ı olay yerinde bırakarak otomobili alıp kaçtı. Benzinlik çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada Hayrullah Yılmaz'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı. Değerli izleyenler bültenin başında biliyorsunuz ki bugünkü MGK toplantısı olduğunu söylemiştik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat 20 dakika sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar açıklandı. Yapılan açıklamada başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürecek ifadeleri kullanıldı. Suriyenin toprak bütünlüğünün kurulması ve bölgenin terör, terörden arındırılması vurgulandı. Evet Bursa'dan haberlerle devam ediyoruz bültenimize. Bursa'nın İznik ilçesinde lüks villaya yıldırım düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken duvarı yıkılan villa zarar gördü. Lüks villaya yıldırım düştü, korku dolu anlar yaşandı. Dün geceden bu yana İznik'te etkili olan sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece geç saatlerde Selçuk Mahallesi'ndeki bir villaya yıldırım düştü. Gürültüye uyanan aile fertleri gördükleri manzara karşısında dehşete kapıldı. Villanın 3. katının duvarına isabet eden yıldırım eve zarar verdi. Olayla ilgili zarar tespiti için çalışma başlatıldı. Yıldırım Belediyesi tarafından tespit edilen ruhsatsız yapının yıkımında görevli zabıta memuru yumruklu ve küfürlü saldırıya uğradı. O anlarsa kameralara yansıdı. Zabıta memuru yumruklu saldırıya uğradı. Olay Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Birinci vefa sokakta bulunan zemin katlı ruhsatsız yapının yıkımını yapılırken zabıta memuru sözlü ve fiziksel olarak saldırıya uğradı. Darp edilen ZAPTA memuru olan yerine ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan ZAPTA memuru daha sonrasında yumruk atan vatandaştan şikayetçi oldu. Yıkım işlemi gerçekleşirken jandarmada geniş güvenlik tedbiri aldı. Bursa'nın İzek ilçesinde dün geceden bu yana şiddetli yağan yağmur sebebiyle binlerce dönüm ekili alan sular altında kaldı. ise yaşadıkları mağduriyet karşısında üzgün. Haziran ayı olmasına rağmen Bursa'da son bir haftadır devam eden sağanak yağmurlar İznik ilçesini vurdu. İlçede dün geceden bu yana devam eden şiddetli yağmur sebebiyle ekli alanlar sular altında kaldı. Yağız sonrası tarlalarına giden çiftçiler gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Tarlaların büyük bir kısmını sel basarken ekili ürünlerin tamamına yakında zarar gördü. Tarlalarında kabak, domates, şeftali ve zeytin yetiştiren çiftçiler mağdur olduklarını dile getirirken, Mustafa Derebaş isimli çiftçi de yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Ee, yağmurun verdiği selden dolayı bize verdiği zarar çok yüksek, büyük maddiyat olarak. Emeğimizi zaten geçtik artık. Ee, bu sabah da kalktık geldik tarlamıza gördüğümüz olay bizlere perişan etti. Perişan olduk. Ee, yapacak hiçbir şey yok. Bu da Allah'tan diyoruz. Yani zaten ortada bütün her şey görünüyor. Bursa'da adeta arı gibi çalışan bir okul var. Bu okul Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Korona sürecinde hem maske hem de dezenfektan üreten öğrenciler bu kez hedefledikleri 1 milyon maske üretimine doğru giderken aynı zamanda 20 Haziran'da gerçekleşecek olan LGS içinde gerekli dezenfektan ve maske temininde sağlayacak olan örnek bir çalışmaya imza atacak. Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hem moda tasarımı alanı hem de kimya alanını hemen üretime geçirerek 700 bin maske ve günlük kapasite olarak dezenfektan üretiminde de 20 tona yakın kimyevi temizlik ürünü üretmeye başladık. Moda tasarım öğrencisiyim. Arkadaşlarımla beraber, sınıf arkadaşlarımla beraber burada maske dikiyoruz. Böyle bir görev bize verildiği için e, mutlu ve gururluyuz aynı zamanda. Devletimiz için buradayız ve bu bizim için e, hem mesleki alanda hem de iş hayatında oldukça artı getirecek bir iş. Evet, onlar moda tasarım teknolojileri alanında maske, kimya teknolojisi alanında da dezenfektan üretimi gerçekleştiren ülkenin geleceği olan gençler kurulan 55 makineyle ilk günden beri çalışmalarını sürdüren meslek okulunun yaptıkları faaliyetleri anlatan okul müdürü Mehmet Akif Bingöl ilk olarak maske üretimine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Şu an bulunduğumuz atölyemiz moda tasarım alanı atölyesi. Öğrencilerimizle biz burada maske üretiyoruz ilk günden itibaren. Maskelerimiz iki kat ve üç kat şeklinde non-woven dedikleri e, ipliksiz, e, terletmeyen e, kumaşlardan e, üretiliyor. E, ayrıca e, maskelerimizde burun teli, yani uzmanların tavsiye ettiği burun teli e, ile beraber e, burnu kapatan şekliyle e, üretiliyor. 20 Haziran'da LGS'ye girecek olan öğrencileri unutmayan Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 50.500 adet maske ve 1000 derslik için de dezenfektanı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmek üzere hazırladı. Şu anda 1000 litre el dezenfektanı sınıflarımızda e, kullanmak üzere 50.500 adet de maskemiz hazır. Bugün e, il milli eğitime teslim edeceğiz. Onlar aracılığıyla da sınava girecek öğrencilerimize ulaştırılacak. Okul müdürü Bingöl kimya teknolojisi alanında yapılan son çalışmaları da anlattı. Şu an e, sınavlarda kullanılması üzere tüm sınıflarımıza e, el dezenfektanı hazırlıyor çocuklarımız. E, pandemi sürecinin ilk günlerinden itibaren burası e, üretimhaneye çevrilerek e, üretimine devam ediyor. Günlük kapasitemiz e, 20 bin litre. Bursa'da iki buçuk aydır kapalı olan tarihi hanlardaki kafeler açıldı. Tarihi mekanlarda çay içmeyi özleyen vatandaşlar soluğu buralarda aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki buçuk aydır kapalı olan tarihi hanlardaki kafeler yeni normalleşmeyle birlikte kapılarını açtı. Hanlar bölgesinde iki buçuk aydır oturup çay ve kahve içemeyen Bursalılar soluğu buralarda aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında oturma düzeninde hizmet veren kafeler müşterilerine hizmet vermeye başladı. Tarihi mekanlar çay içmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Dükkanı açtığımız dakikalardan itibaren gelen müşterilerimiz oldu. İnsanlar sıkıldılar haliyle, herkes evlerine kapandı. Bazı karantina günleri oldu. O günlerde daha çok doldular da ve bugün de o günlerden bir tanesinin son günüydü. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın nedeniyle 19 Mart'ta seferlerine ara veren Türkiye'nin en önemli kış ve doğal turizm merkezlerinden Uludağ'da alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik işletmeleri 5 Haziran'dan itibaren seferlerine tekrar başlayacağını duyurdu. 19 Mart'ta seferlerine ara veren Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik işletmelerinden açıklama geldi. Bursa teleferi karşı eden yapılan açıklamada 5 Haziran'da kapılarını açacaklarını ve mis gibi dağ ve orman havası eşliğinde izole ve steril bir gökyüzü yolculuğunda temkinli sosyalleşmeye herkesi davet ettikleri bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamalar arasında geri dönüşü özel bir bilet alana bir bilet hediye 0-12 yaş ücretsiz ifadesine de yer verildi. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinin dağ köylerinden birinde yaşayan yılkı atları sürüler halinde geziyor. Dronla görüntülenen yabani atlar ortaya karpostallık görüntüler çıkarıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın dağlı köylerinden olan Ömeraltı köyünün geniş arazisinde yaşayan yaban atlar dron ile görüntülendi. 50 yıl önce köyde yaşayanların bakmadıkları ve doğaya saldıkları atlar zamanla yabanleşip çoğaldı. Hızla çoğalan atlar ormanların içinde bulunan çayırlarda otluyor. Dağda yaşadıkları için ürkek ve vahşi olan atlar insanları görünce kaçarak bölgeden uzaklaşıyor. Sürler halinde gezen atlar farklı bölgelerde hayatlarını idame ettiriyor. Atları izlemek isteyenler ses çıkarmadan uzaktan onları seyrediyor. Bunlar, bunlar yılka at ama yani zamanla salınmış işte bir tane iki tane at. Hı hı. Bunlardan üreyerek çoğalmışlar yani. Valla burada 5 tane görülüyor ama ben 25-30 tane bu Alfatlı Yayla'da, Çamgonak'ta görüyorum. Daha e, önceden, daha, daha önceden yüzlerce vardı, Yüz tane vardı ama bunlar azaldı. Ben hı. 62 yaşındayım, bir kere 50 senedir var. var, yani. Ayrı bir güzellik katıyor değil mi? sizin Tabii canım, ben her gün resimden çekiyorum bundan ya. O kadar güzeller değil Tabii ya. Ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda oluncaya dek iyi akşamlar.